Çat Kapı programından herkese merhaba. Ben sunucunuz Zuhal. Bahar geldi ve biz bir çıkalım dolaşalım dedik. Güzel bir mağazaya geldik. Ve Bahar'ın gelişiyle şimdi bahar temizlikleri de başladı ya. Ev hanımları diyordur, şu koltuğumu değiştirsem, şurayı mı değiştirsem. Gerçekten çok güzel renkleri var koltukların. Ben tavsiye ediyorum, buraya mutlaka uğrasınlar. Bence eğer de. mobilya değiştirmeyi düşünüyorsanız mutlaka makul mobilyaya uğrayın. Aysun Hanım'la bir tanışalım, kendisinden biraz bahsetsin. Daha sonra mağazayla ilgili, koltuklarla ilgili, yatak odası takımlarımız da var galiba. Onlarla ilgili bilgi alalım sizden. Ben makul mobilya işletmecisi Aysun Makul. 3 yıldır işletmemizi açıldı. Fabrikadan halka satış noktasıyız. Buradaki fabrikadan halka satış noktası dediğimiz zaman müşterilerimizin geldiği zaman istediği ölçüde, istediği renkte koltuk takımları yapabilmek, daha sonrasında yatak ölçülerimiz ona göre, yatak odalarındaki dolap ölçüleri ona göre, yani fabrikadan satış noktası, aynen öyle. Fabrikadan satış noktası dediğimiz zaman, yani geldikleri zaman kendi hayallerini gerçekleştirebilecekleri şekilde bir sunum yapıyoruz. Aslında bir mobilya mağazasına gelmiyorlar da fabrikaya geliyorlar. Gibi. Biz diyoruz işte koltuğumuz bu model. Bu modelde istiyorum. İşte koltuğun şurası şöyle olsun. Aynen öyle. Evet. Burada modeller var ama bu modeller üzerinde biz oynama yapabiliyoruz mesela. İşte gardıroplarımız var. Orada oynama yapabiliyoruz. Renkleriyle oynuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, dolaplarda da renkleriyle oynuyoruz. Onlar ne istiyorsa. Birazcık böyle şey gibi, hani hayallerinizi gerçekleştirin gibi. Yani insanlar artık biraz daha çok üzücü olaylar yaşadığı için birazcık onların herhalde dünyasını renklendirmek gibi bir amacımız var aslında. Bu yansıyor gerçekten. Evet. Renk. Tek kalıp renklere odaklanmışken. Aynen öyle. Siz farklı renkleri onlara aynen sunarak. Aynen yani. Bu renkler de var. Bunları evet, da evinizde. Evet. Kullanın demişsiniz gerçekten. Evet, çizgili işte çiçekli, ne bileyim hani pembesi, moru. Yani bu renklerin de var olduğu. Bunlarla da evet modellerin güzelleşebileceği, bunları eve de yansıtabilirsiniz gibi. İşte yastıklarımız var, işte o yastığı beğenmezdi, buradan onu tamamlamak ister. Bunları yapabilmek amaçlı. Yani herkes mutlu olsun istiyoruz aslında. Birazcık amacımız herhalde o. Mağazaya gelindiği zaman evet mutlu olun. Yani bu illaki ticaretin yapılması değil. O an geldiği zaman bile kişilerin aslında mutlu olması amacımız. Hani şuradan giderken güler yüze gidebilmesi. Ve evine götürdüğü zaman. Aynen o huzurla. Kahvesini içerken. Aynen ne öyle. Ne güzel evim. Aynen öyle. O huzurla ve o mutlulukla, hani ne bileyim, kendi öncelikle amacımız o. Evet. Kendisini yansıtsın. Bizim amacımız o aslında. Anladım. Baktığınız zaman. Müşteri portföyünüz daha çok nerelerden? Aslında yer olarak baktığımız zaman her yere gidiyoruz gibi bir şey olduk yani. Yatağından tutun, örnek vereyim. Yani hani Aydın'a bile, çünkü çeyiz verdiğimiz için biz, Antalya'ya kadar mesela bir güzergahımız var. Herkes nereden gelmek istiyorsa geliyor, bakıyor. O ona söylüyor, ona söylüyor. Bunun şeyiyle zaten biraz da bu işlerde böyle olduğu için o ona kulaktan kulağa yayılabilen şeyle biraz reklamımız da öyle oluyor herhalde bizim. Bu memnuniyet asılı. Kullanıyor musunuz mesela Instagram hesabınızı da söyleyelim buradan. Ya Makul Mobilya diye, evet, Facebook'ta da var, Google'da da arayabilirler. Bunların hepsi yani konum olarak kolaylıkla bulabilirler. Evet. Makul Mobilya Ortaca Google'da rahatlıkla bulabilirler. Makul Mobilya diye girdikleri zaman Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun sayfalarımız mevcut. Orada mesela teslim ettiğimiz ürünler, özellikle Makul Mobilya Facebook adresimizde mesela yeni ürünler geldiği zaman veyahut da teslim edilen ürünlerle ilgili mesela geniş bir şeyler oluyor. Çünkü neden teslim ettiğimiz ürünleri de koyuyoruz? Çünkü renkler, çünkü orada da farklı olabiliyor. Evde daha güzel böyle. Aynen öyle. Bizde burada şimdi spot ışıkları olduğu için mesela ondan dolayı biraz yanılma olabiliyor. Fakat evde görüntü daha bir farklı aslında oluyor. Aslında bir kıyafet giymek gibi. Mesela askıda gördüğünüz zaman o kıyafet pek güzel durmayabilir ama üstünüze giydiğinizde. Aynen öyle. Aynaya karşısına evet, geçtiğiniz zaman evde kendinizi başka hissedersiniz. Aynen öyle. Şimdi o halısıydı, perdesiyle bir hale girdiği zaman farklı bir havası evet oluyor. Evet.
açıkçası. O yüzden hani oradan da mesela kolaylıkla bizleri takip edebilirler, görebilirler. Mümkün mertebe zaten Google'da bile mesela evet. Bu konularda dikkatli davranmaya çalışıyoruz ki hani yenilikleri görsünler. Evet, villa kiralama işletmeciliği yapan nereden da müşterilerimiz var diye. Evet, evet, evet. Daha çok burada mesela biz burada çeyiz daha çok gibi düşünürken çeyiz ekstra villa kiralamalar, ev kiralamalarında hani portföyümüz biraz müşteri portföyümüz bu genişlikte oldu. Evet. Evet, apart olanlar olsun çünkü hani ona göre mesela sunumlar yapan villasını kiraya verenler için mesela ona göre dediğimiz gibi hem yani makul fiyat, hem güzel makul renkler, fiyatlar. Hem çünkü güzel şöyle çeşitler. Söyleyeyim en alttan en üste kadar bir fiyat çerçevemiz var her üründe. Ona göre de sunumlarımız var. Şöyle bir şey hani bir tabir vardır. Ucuz etin yahnisi yavan evet, olur evet. Mantığı vardır ama biz o ucuzluğu bile kullanırken açıkçası makul fiyatı kullanırken insanlara şunu sunmak istedik açıkçası. Ucuz aldığını düşünme. Ne olursa olsun bu da kaliteli. Evet. Hani ürünlerimiz tamamen ağaç kasa çünkü. Hani kanepe deyip geçmeyin. Bazen hani fiyatlarda insanlar şey yapıyor ama biz kanepelerimizde bile mesela plastik ayak kullanmış olsak evet. Bile dahi şöyle söyleyeyim. 9 ayak üzerine kurulu. Sandığını açtığı zaman görüyor zaten. Bu sunta değil. Aynen öyle. Yani o yüzden her sunum yapmaya çalışıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim bir ayrım şeyimiz yok. Herkese. Herkesin evi çiçek atsın açıkçası. Amaç orada o. Birazcık da öyle bir şey bizimkisi. Mağazanızı gezelim mi birlikte? Tabii ki buyurun. Evet burada çok güzel bir yatak görüyorum. Evet. Hürrem yatağı. Hürrem yatağı mı? Gerçekten evet, çok güzel. Müşterilerimiz koydu onun ismini de aslında. Avangard Grup bir yatak odası takımıdır. Tabii ki artık onun adı Hürrem yatağı oldu. O yüzden dediğim gibi yani her çeşit modeli sunabilmek amacımız. Yatakta da olsun. Mesela müşteri taleplerine göre de şekillenebiliyoruz. İşte geliyor mesela şu var mı bu var mı? Çoğu ürünümüz böyle. Müşterinin taleplerine göre. Evet, biraz otantik bir yatak. Evet. Hani eski usul. Belki şu an çoğu insan bunu çok cazip gelmiyor ama çok da talebi var. Evet ama yani otantik düşkünleri de var. Son model olsun diyenler de var. Tabii canım. Her kendini kraliçe hissetmek isteyen için yani. Yani bu yatağı almak gerçekten daha biraz, zor. Aynen öyle yani. Kendini kraliçe hissetmek isteyenler için de bir grubumuz var yani sonuçta. Evet. Sonuçta kadınlar için bazı şeyler özel olsun. Kesinlikle öyle. Yani kıymetliler sonuçta. Onlar için özel olsun. Evet, gruplarımıza geçelim isterseniz de. Burada renkli çok güzel bir grup var. Biraz bu gruptan bahseder misiniz? Evet, gerçekten senin, renkleri çok harika. Evet, bu senin trend renklerinden açıkçası. Çizgili kumaşlar bu sene. Biraz çiçekli böcekli kumaşlar da var. Burada biz işte ne yapalım dedik? Çizgili kumaşı tanıtalım. Hani kolay kolay çünkü seçim yapılabilir gibi bir ürün olmadığı için hardal renkleri, sarı tonları, turuncular. Bu senenin biraz daha favori renkleri onlar. Kumaşlarından bahseder misiniz biraz? Bunlar ithal kumaşlara geçiyor. Silinebilir, leke tutmaz kumaşlar. Bu da baby face olarak geçiyor ama özelliği şu baby face şeydir. El izi bırakır. Fakat bunlarda o yok. Kolay temizlenebilir. Ve kullanışlıdır gerçekten. Bunlar da mesela Chester'ın bir grupları. Hani artık insanlar belli bir standart Chester görüyordu. Bunlar da Chester'ın bir grupları aslında. Çok güzel kırlentler gözüme çarptı şu anda. Evet, yıldızlı dudak desenli. Evet. Ya kalpli. Hem biz şey böyle hem görsel olsun hem bir ışıltı olsun. Evet. Ondan dolayı mesela bu birazcık aynen öyle. Yani palet işlemeleri de çok kolay kolay modası da geçmiyor. Geçmez. Evet. Aynen öyle. Bazı ben de şeyler pırıltılı var. Şeyleri çok severim. Tam benlik. Ha yani o yüzden şey vardır ya. Yani bazı yani hepimiz yani kadın olarak düşündüğümüz zaman biraz ışıltıyı severiz. Evet, evet. Hani orada bir şey göz önüne çarpsın. Hani onun şeyi olsun diye. Onu severiz yani. Evlere de ışıltı ve renk katar. Aynen öyle. Sadelikten hoşlananlar için de sade bir grubumuz var. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Bunda da mesela şöyle söyleyebilirim. Evet biz bu koltuğu bu şekilde getirdik. Bu modeli mesela bu şekilde sunduk. Katalog modeli bu. Renkleri de galiba orada. İstediği bu var. Daha gibi. Farklı renkler var. Biz önlerine belli bir şeyleri koyduk ki kartelalarımızı görsünler diye. İsteyen istediği şekilde renkle oynama yapıyoruz. Desin ki bize ayakları gold değil de gümüş olsun.
yapıyoruz. Hı hı. İşte ne bileyim şu süslemeleri olmasın da düz olsun yapıyoruz. Yani kişinin isteğine göre şekillenebiliyoruz. Bu grup bir de ofiste de kullanılabilecek bir grup. Yani bu yani kiralamalarda da kullanılabilir. Her yere kullanılabilir aslında. Şimdi mesela kimisi yastıktan sıkılmış oluyor. Evet. Bu modeller daha çok revaçlı oluyor. Hani altı sandıklı olmasın diyor. Hı hı. Bunlar daha revaçlı oluyor. Evet, hemen yanında da yine renkli evet. Güzel bir grubumuz var. Evet. Yeşiller. Bu sene biraz daha böyle şey neonlu renkler, hı-hı, hani vitrinlerde bile onlar var. Biz de mesela hemen hemen mağazamızda bunu yansıtmaya çalıştık açıkçası. Renkli askılarımız, renkli koltuklarımız, bunlarla şekillendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Az önceki grubun diğer rengi galiba ama onun berjerleri farklı. Gibi berjerleri farklı mesela. Farklı. Onun kolları farklı. Hı-hı. Sadece kapütene kısmı mesela evet, aynı. Ama çok rahattır. Ürünlerimiz gürgen ağaç üzerinedir. Tamamen ağaç kasadır yapısı. Yani biz kalite satmaya çalışıyoruz. Hı-hı. İnşallah gelip gezip hani görürlerse zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Kesinlikle. Bence de. Evet, burada güzel bir grup daha var. Evet, avantgard grubumuz. Hı-hı. Bu grubumuz da yani kendini dedim ya işte hani yatak odasından sonra evet, kendini kraliçe hissedenler için evet, en favori koltuklarımızdan. En üst rakamımız şu anda bu. Dediğim gibi 18 bin liradan 50 bin liraya 70 bin liraya doğru giden o çeşide bağlı çünkü. Evet. Giden bir fiyat aralığımız var. En alt ve en üstümüz o şekilde. Yani bu grubumuz mesela hani salonu geniş olanlar, hı-hı, için biz bunu da yaşadık. Mesela bir grubumuz vardı. Onda mesela salonu çok büyük olduğu için 3 tane üçlü almıştı. Bu grubumuzun da mesela fiyatının olması bu grubumuza mesela sehpası kendine ait. Hı-hı. Bu sehpayla evet aynen bu sehpayla birlikte ve bu geniş salonlar için hani heybetli isteyenler kesinlikle, o şaşayı isteyenler evet, için bir grup aslında. Çok güzel bir grup. Evet. Biraz da yatak odası gruplarından bakalım. Sadece olur. Dolaplarımıza bakalım. Olur. Dolaplarına. Yatak evet, baza başlık evet, tam takım haliyle bu, hı-hı, fiyatlarımız. Aslında grup bu şekilde gösteriyoruz ama dediğim gibi biz fabrika satış noktası olduğumuz için kendileri aynen öyle. Ölçüye göre yapabiliyoruz. İşte şu gol süslemesi değil de metal olsun diyen oluyor. Onu yapıyoruz. Buradakinin amacı mesela nedir? Modeli göstermek biraz. Modeli daha göstermek, hı-hı, bir hayalini kur demek. Bu şekilde de var bu demek. Model üstünden artık kendisi renk şeylerini falan aynen seçebiliyor. Aynen öyle. Rengini seçebilir. Katalogdan da yardımcı olur. Ya da bu burada niye duruyor? Ben kız kaçırdım. Abla acil lazım bize. Hani akşam teslim edeceğim. Hani bunun biraz amacı da öyle bir şey oluyor. Yani tamam reklamını yapıyoruz biz belki bunu sunuyoruz. İşte ürünümüz bu diyoruz ama daha çok ben mesela bu şekilde buradan çok satış yaptık. Hani kız kaçırdık deyip gelerek hemen teslim yapar mısınız? Tamam yaparız bizim için problem değil deyip seçtikleri zaman da. Bir de burada masa. Masalarımız var. Mutfak için galiba. Evet, mutfak, hı-hı, salon nasıl isterlerse. İki çeşit sandalye modelimiz var mesela. Onda da mesela hangini tercih ederse. Hı-hı. Masa çeşidi bu. Dediğim gibi istedikleri şekilde oynayabilsinler diye. İşte ayakları siyah olsun. Olur. Bizim ondan yana sandalye bu olsun. Örnek veriyorum. Orada da başka bir modeli var mesela. İşte ya da öyle olsun ama ayakları şu olsun. Bunlarda da kumaş seçeneği var. Hı hı. Hani müşterinin istediği şekilde yaptırabiliyoruz. Hani buradaki bulunma sebebi bunun buradaki uyumlu gösterebilmek amacımız. Anladım. Evet Aysun Hanım sizden sizi ve mağazanızı tanımaktan keyif aldık. Ben de sizinle röportaj etmekten keyif aldım açıkçası. Çok güzel modelleriniz vardı. Teşekkür gerçekten ederim. İçimiz açıldı. Teşekkür ederim. Amacımız o biraz. Ben evet, teşekkür ederim. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı müşterileriniz için? Ben ne söyleyebilirim? Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı olarak geçiyor. İcra Müdürlüğü'nün karşısında Şevikoğlu Apartmanı 143 Taksim A. Adresimiz makul bu şekilde. Makul mobilya açıkçası. Evet. Sosyal medya hesaplarınız? Makul mobilya olarak Facebook'ta da Instagram'da da hep makul mobilya olarak Google'dan da konum bulmak istedikleri zaman makul mobilya ortaca diye girdikleri zaman zaten otomatikman, hı-hı, çıkıyoruz. Oradan da konum olarak bu rahatlıkla hadi bulabilirler. Hepsini bulamadılar. Telefon etmek istediler. Telefondan bize konum atar mısınız demek istediler. Dediler. Telefonu onu da yaptık. Yaparız da. 532
467 82 72 eşimin numarası, 537 741 7082 de benim numaram. Hı-hı. İstedikleri zaman ulaşabilirler. Çıkıp gelebilirler açıkçası öyle diyelim biz. Bir çayımızı bir kahvemizi de içmeye satış gelebilirler. Aynen öyle. İlla ki satış değil. Gelmiştir, canı sıkılmıştır da bir gezmek istemiştir. Buyursun gelsin. Hı-hı. Çayımız kahvemiz var. Sıcak sıcak içeriz, muhabbet ederiz. Ondan sonra da. Aynen öyle. Ve çalışma saatlerimiz. Çalışma saatlerimiz sabah 9, akşam 7'ye kadar oluyoruz. Peki. Fakat şöyle bir şey de var. Müşteri aradı. Dedi ki işte biz 8 gibi orada olacağız. Biz bekliyoruz. Bazılarının mesela mesai saatleri. Pazar günü. Mesela pazar günü tatiliz. Pazar günü mesela biz aradıkları zaman sadece o günse izinleri gelip açıyoruz. Hı. Hani ondan yana bir problemimiz yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani elimizden geldiği kadar herkese ulaşmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani dediğim gibi herkesin gönlü olsun aslında. Evet. Ya amacımız o. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.